Kod 14.8'de butonlarla çalışacağız. Bildiğiniz üzere her türlü buton şekliyle çalışabiliyoruz ve butonlarla kullanıcıyla iletişim sağlayabiliyoruz. Etkileşimi butonlar sayesinde sağlayabiliyoruz. Arduino uygulamasında kullanacağımız gibi herhangi bir butona basarak bir nesneyi kontrol etmek istediğimizde buton bize yardımcı olacaktır. Uygulamamızın çalışması kod 14.8'de anlatılıyor. Burada amacımız 3 tane buton oluşturmak ve butonlara basıldığını algılamak. Butona bastığımızda arka plan rengini hangi butona basarsak o butonun arka plan rengine döndürür uygulamamız. Kırmızı butona bastığımızda kırmızı, yeşile bastığımızda yeşil, maviye bastığımızda mavi oluyor. Kodlarımızın çalışmasını inceleyelim. P font adında font buton adında bir nesne tanımladık. P font sınıfından. Ardından boolean türünde buton 1'in, buton 2'nin ve buton 3'ün durumlarını bildiren false ilk değerli buton durumlarını öğrenmek için kullanacağımız buton 1, buton 2, buton 3 adında değişkenler tanımladık. Her butonun x koordinatı x1, x2, x3 değerleri 50. x1, x2 ve x3'ün başlangıç değerleri 50. Y1 değeri ilk butonun dikey düzlemdeki başlangıç noktası olan sol üst köşedeki noktası 50. Y2 150. Y3 ise 250 olmak üzere aralarında 100'er piksellik boşluklar bulunacak. Ardından yine int türünden V1 genişlik anlamında V2 ve V3 değerleri hepsi birbirine eşit 160 piksel genişliğinde butonlar olacak. Daha sonra da H1, H2 ve H3 değerleri hepsinin dikey yükseklikleri butonların 80'er piksel olacak. Bunların hepsini bu şekilde tanımladık. Ardından setup metodu içerisinde font buton adında bir nesneyi yukarıda P fontundan türetmiş olduğumuz nesneye create font metodunu kullanarak Arial font türünde 32 boyutunda ve anti-aliasing özelliği false olan bir font yaratıyoruz. Daha sonra bu fontu kullanacağız. Draw metodu içerisinde uygulamamız buton 1'in true olduğunda background'un kırmızı olmasını, buton 1 true değilse buton 1 değişkeni true olduğunda background'un yeşil olmasını, buton 2 true değilse buton 2 durumuna da basılmadıysa buton 2'ye background'un yeşil olması ayarlanıyor. Ardından eğer ki herhangi bir butona basılmadıysa background'un 255 değerinde beyaz olarak karşımıza çıkması ve yazılarında beyaz olması isteniyor stroke değeriyle. Daha sonra draw metodu içerisinde bu şekilde bir şarta tabi tutarak if şartıyla butonların durumuna göre biz arka plan rengini değiştiriyoruz bu şekilde. Butonun çizileceği alan setup metodu içerisinde de butonları çizdirebiliriz ekranımıza. Background'ın rengini değiştirdiğimiz draw metodu içerisinde de yaptırabiliriz. Burada draw metodu içerisinde yaptık. Fill biliyorsunuz çerçeve içeriğinin doldurulmasını, hangi renkle doldurulacağını temsil ediyor. Burada tek renk verilmiş gri skala formatında olduğunu anlıyoruz bu yüzden. Bunu renklendirmek istersek de 175 şeklinde renklendiriyorum. 165-80 şeklinde renklendiriyorum. Butonun içeriğidir bu. Butonun gri olarak görünen rengi şu anda farklı bir renk değeri alacak. Rect metoduyla ilk butonumuzu çizdiriyoruz. X1 noktasından X1 Y1 noktasından V1 ve H1 değerleri kadar uzaklıkta bir buton çizilecek. Genişliği V1 olan, yüksekliği H1 olan bir buton çizilecek. Rect metodunu tekrar kullanıyoruz. Yeşil butonu çizdirmek için. Bunun içinde X2, Y2 noktasından başlayarak genişliği V2 olan, yüksekliği H2 olan bir buton çizilecek. Ardından X3, Y3 ve H3 parametreleri rect metoduna parametre olarak veriliyor ve X3, Y3 noktasından V3 genişliğinde H3 yüksekliğinde bir
buton çiziliyor. Ardından text font metodunu kullanıyoruz. Font buton metodu, font buton değerini, bu font nesnesini text font'a parametre olarak verdik ve yazı rengini 255.00 olarak ayarladığımızdan kırmızı renkte olacak ve text metoduyla da kırmızı yazısını 90'a 90, yani 90x düzlemde, 90y düzlemde, 90 noktasına kırmızı yazısını yazdıracağız. Ardından aynı işlemi yeşil buton için yapıyoruz ve mavi buton için yapıyoruz. Butonların üzerindeki yazıları text metoduyla yazdırıyoruz. Peki hangi butona basıldığını nasıl algılıyoruz? Hangi butona basıldığını mouse preset olayından faydalanarak algılıyoruz. Bildiğiniz üzere ekranda bir noktaya bastığımızda mouse preset olayı tetikleniyordu ve bu olayın metodu olan void mouse preset metodu çağrılıyordu. Mouse x değeri x1'den büyük ve mouse x1 değeri mouse'un değeri x1 artı v1'den küçükse, yani butona bastığımız nokta x1 aralığında, yani yatay düzlemde x1'in değeri 50, w1'in değeri 160, ekranda basılan nokta 50 ile 160 aralığındaysa eğer, ve uygulamamızın çalışmasına devam ediyoruz ve Y noktası da, ekrana basıldığı andaki nokta da, parmağımızın ekrana dokunduğu andaki nokta da Y1'den küçük, bu nokta Y1'den büyük ve Y1 artı H1'den de küçükse, yani buton 1'in sınırları aralığındaysa, başka bir deyişle 50 noktasıyla 130 noktası aralığındaysa eğer, H1 130, 80 olduğu için 50 artı 80'in 130, buton 1'e basılmıştır diyoruz. Ve buton 1'e basıldıysa da buton 1'in false olan değerine true, true olan herhangi bir buton varsa da onun değerini false yapıyoruz ki sadece aynı anda tek bir butonla çalışabilmiş olalım. Ardından aynı şartı mouse değeri, bu ekrana basılan noktayı x2 ile x2 artı w2 arasında olup olmadığı ve y2 ile y2 artı h2 arasında olup olmadığı sorgulanıyor. Eğer ki bu aralıkta bir noktaya biz temas etmişsek buton 2 aktiftir deyip buna göre kodlarımızı draw metodu içerisinde çizdirebiliyoruz, yazdırabiliyoruz. Ardından mouse nesnesini, mouse x nesnesini x3 ile x3 artı w3 arasında olup olmadığı sorgulanıyor ve beraberinde de y3 noktasıyla, mouse y değişkeninin y3 noktasından büyük ve y3 artı h3 noktasından küçük olup olmadığı sorgulanıyor. Eğer ki bu şartları tutuyorsa, bu aralıktaysa buton 1 ve buton 2 false, buton 3 true değer üretiyoruz. Gördüğünüz üzere ekranındaki butonlarımızın arka plan rengini, butonun arka plan rengini değiştirdik. Az önce gri renkteydi, şimdi ise koyu bir renkte butonumuzun arka plan rengini ayarlamış olduk. Butonlarla da bu şekilde çalışıyoruz.